Az be ağzından çıktı. Burada daldı, gördün mü? Tam ağzından çıktı ha. Dedim tasma atayım, biraz şey yapayım. Dur oradadır şimdi, dur. Peşine hiç gelmiyor lan. Aynen. Mantar nerede senin ya? Evet. Bakta nerede bir şey yaptı, gelmiyor. Aha. Evet arkadaşlar, şimdi ATÇEK yöntemiyle zargana avında bir balık daldık. Ömer abiyi de aldık bu arada. Sağ olsun, mantarına bakmıyor. Ben çekiyorum seni ya. Hiç bakmadığın için mantara. Evet. ATÇEK yöntemiyle arkadaşlar zargana avı. İlk balığımızı aldık. O mantara azıcık baksaydım, mısır, simit yemekle uğraşacağına karışmayacaktık. Hadi ayıkla. Senin sadece misine takılmış ya. Evet arkadaşlar, ilk zarganamızı aldık. Dur lan dur. Uzun oltaya çıkacağımız için bugün birkaç tane balık alıkoyacağız arkadaşlar. O sebepten ötürü kovamıza gelecek bu balık. Hemen ben size sistemimden bahsedeyim. ATÇEK yöntemiyle avlanıyorum arkadaşlar. Hırsız iğne kullanıyorum. Tabii ki de ATÇEK yönteminde. Aha, yemimiz düştü elimizden. Arkadaşlar şu şekilde uzun bir flota kesiyorum. Bu şekilde. Boyutu önemli değil. Kalın da kesebilirsiniz. Çünkü hırsız kullandığınız için arkadaşlar balığı cezbetmeniz lazım. Şu şekilde önce normal kancamıza geçiriyoruz. Tabii ki sağlam bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar hemen şuradan hırsızımızı şu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Ondan sonra atıp yavaşça sarmanız gerekiyor. gibi değil. Başka yerde herkes şekli yapamaz. Şuna bak. Tabi bu yöntem ipekle de yapılıyor ama arkadaşlar ipek denedim. Hiçbir şekilde vuruş alamadım. Koku biraz da hayvanı cezbediyor. Et kokusu olduğu için biraz da hayvanı cezbediyor arkadaşlar. O sebepten ötürü et kullanıyorum. Pek sağlıklı olmuyor. Tabi düşebiliyor ama yine de o kokusu yetiyor arkadaşlar balığa. Çok yavaşlarım yapmanız lazım. Zaten peşinden geldiğini gördünüz arkadaşlar. Biraz duraklayın, direkt atlıyor yeme. Ya ben sola geçeyim ya. Senin mantar direkt akıyor zaten buraya. Çok büyük takmışsın yine. Hırsız var da. Sıkıntı yok ki. Isırdığı gibi alıyor zaten hırsızı. Bak şu an peşine geldi. ATÇEK yöntemiyle zargana var arkadaşlar. Biraz da akıntı var. Hadi. Dal da almadı. Bize bayağı yaklaşınca arkadaşlar hiçbir şekilde atak yapmıyor. Balık güneş arkamızdan vurduğu için balık bizi net bir şekilde görebiliyor. İğnemizi biraz da yemimi şiştiği için şöyle dışarı çıkaralım. Tek hamlede alsın. Şurada millette topu var, o yüzden atmıyor. Nerede bulun? Oradan buraya top mu atıyorsun? Ya. Akıyor geliyor ya akıntıdan önümüze. Hı? Önümüze akıyor geliyor ya. Abi ya 2 gün önce nereden gidiyordu o mantar? Sen niye varıyorsun ya? Sen kurşun mu taktın ona? Yok abi. Niye dikildi öyle? Dikiliyor. 2 tane şey var. Filiz var daha 2 tane ağır. 2'dir dalda almadı ha. Aa, attığım yerde nasıl zıpladı gördün mü? kancamızı. Ömer abi şimdi bir balık aldı. Direkt gömdü herhalde. Çok ufakmış o da ya. Kancayı gırtlağına kadar yutmuş ya. Kurtarabilirsen kısal, kurtaramazsan yapacak bir şey yok. Kurtarabileceğimi düşünmüyorum. Şeyden çıkar. Onu sokacağız. Tutsana şunun içine. Biraz da sonra pik göndereyim bakalım.